Tanıştırayım. Ben Havai. Bu da arkadaşım Fişek. Feyza, evlenmek istemiyorsan evlenme. Biz bakarız sana. İstemiyorsan yapma. Ulan ben sizin... Bir dakika abi. Teşekkür ederim. Ben sizi ne yapacağımı biliyorum ben sizi. Sezai abi hiçbir şey yapmıyorsun. Hadi gelin ben sizi evlerinize bırakayım bari. Feyza, abilerim, ablalarım, acele etmiyoruz. Ufak bir işimiz var. Beni takip ederseniz. Gelin böyle. Ali abi temizleyerek gel. Lütfen. Ufak bir işimiz var. Buyurun. Oğuzhan. Efendim Tahsin amca. Bak Oğuzhan. Bir daha böyle bir şey olur da bizi haberdar etmezsen sıçarım bacağına. Teşekkür ederim Tahsin amca. Senin de mi uyku tutmadı? Tutmadı ya. Abim de geliyordu. Ya şimdi bu icat çalındı ya. Uyku tutmaz bunu. Ya hadi bizim olayımız belli abisi. İyi de sen niye uyumuyorsun ya? Bir şeyim yok ya. Öylesin işte. Nasıl öylesin lan? Ne oldu kız? Ne oluyor kız? Alo kızım ne oldu? Beni bey planı yapmışlar. Hayda. Kızım NBA draftın bu ya. İkinci seçilince üzülüyorsun ha? Manyak. Çirkin miyim ben? Saçmalama kızım. Sen ay parçasısın abisi. Baksana şu güzelliğe ya. Ya bırak abi ya. Ben niye kimsenin unutamadığı aşkı değilim? Neden sadece hayatını düzene koymak isteyenlerin tercihi oluyorum? Ya niye kimse benimle aşık olduğu için evlenmek istemiyor ya? Niye yani? Ne ilgisi var kızım ya? Şeyden oluyor. Ben diyeyim sana işte neden olduğunu. Yanına kimse yaklaşamıyor ki anasını satayım. Sana bakan sırtında bizi görüyor. Ne bakıyorsun öyle mal mal? Yanlış bir şey mi söylüyorum Metin? Ben. Allah bizim belamızı versin lan. Eşek kadar adam olduk. Hala bacımızın eline bakıyor. Abi ya. Allah ondan değil. Olayı sen nereye getirdin? Olayın bir yere gittiği yok zaten Feyza. Bir balta yasap olamadık işte. Hayat kuramıyor bacımız. Bizim yüzümüzden biz hala hayal peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. Heh. İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir olaya bir de buradan bak. Ya abi ben diyemedim sana. Diyecektim ya. Ya biz bırakalım artık bu işleri abi. Ekmeğimize bakalım ya. Şu kızcağız da kurtarsın yakasını bizden ya. Dünyayı da başkası güzelleştirsin. Bize mi kaldı dünyanın derdi? Ama ben sizden şikayetçi değilim ki. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Biz anlayacağımızı anladık abis. Gençliğini heder ettin sen bizim yüzümüzden. O zaman biz de ne yapıyoruz? Bu gece bunu bitiriyoruz lan. Yeter artık lan. Bundan sonra icatlıkta, mucitlikte yok. Bu gece son. Heh. Hadi kalkın lan. Karakürler alıyoruz kahveden, tesisatçıya gidiyoruz. Özlemin ailesi kalk! Ya ben öyle demek istemedim. Siz niye yanlış hadi anlıyorsunuz abis beni ya? Hadi abisi. Hadi abisi, hadi. Yeter lan! Bir de bankadan kredi patlattıktan sonra valide yer yazdık. Burhaniye veren mi? İyi. Eğin o zaman. Abi, bir dikkat. Aha! İcat gelmiş. İcat gelmiş! Lan, lan. Bunun bir iki farklı. Kur'an lan bu. İcadımız gelmiş. Allah! Şanzıman bağlantısının olduğu yerde elektronik aksam var. İyi de biz koymadık ki bunu. Bak, bak, bak şuraya bak. Pistondan gelen gazı döndürüp çevirip tekrar pistona gönderiyorlar. Çok zekice bu ya. Oğlum bu bizim icadımız değil lan. Bu var ya. Bu daha iyisi lan. O zaman bu adamlar bu icadı niye çaldı?
Niye daha isim getirdiler abi? Yakıtı bulamadılar. İçine koyduğumuz yakıtın ne olduğunu anlamadılar. Alameti farikamızı çözemediler. Vay anasını. Vay babasını. Vay babasını. Abi, hadi sen gittiğinden biraz nöbeti devralayım ben. Hadi. Abi söyle olmuyor ki ya. Ben bunun başından ayrılamıyorum ki. Gece gece böyle kalkıp çocuğunun nefesini dinlersin ya. Benimki de o hesap. Yine çaracaklar diye ödüm kopuyor ya. Fatma Girik için boş beşik neyse benim için de bu tezi ya. O. Bilirim bilirim abi, bilirim, bilmem mi ya. Arabanı böyle yolun kenarına park edince arada bir gidip bakarsın ya. Arabanın başına bir şey geldim diye o duygu. Bilirim. De sen hadi git dinlen biraz ya, ben beklerim. O zaman ben geleyim. Git tabii ya. Yakışıklı abim benim. Sadir Alışık gibi olmuş bıyık bıyık. Ne yaptın lan sen kendine? Hadi git. Hadi o zaman ben gideyim. Teyze. Aç mısınız, tok musunuz bilemedim. İçim rahat etmedi. Size çayla poğaça getirdim. Abim sen sabah işe gitmeyeceksin mi? Erken kalkacaksın ya. Yok ya, ben alışkınım. Abi, ha şunu. Abi ben sabaha kadar beklerim ya. Gidin siz vallahi. Hem ben uyku uyuyamıyorum. Eda mı? He, Eda. Lan gidip konuşacağım ya. Yeter lan. Vallahi mi lan? Ya vallahi dayanamıyorum abi. Gidip dökeceğim önüne ne var ne yok. Hepsini, içimdekinin hepsini söyleyeceğim ya. Kötü fikir değil mi kız? Bilmem. Yani ben anlamam o işlerden. Ama Eda iyi bir kız. İyi tabii. Allah Allah. Ayhan ışığı kessen ya. Mahallemizin eczacısına kesik. Bu ne lan? Sıkıntıdan ne yaptığını biliyorum ben ya. Kızım. Motor pırlanta. Siktim seni aşınmaz abi. Kimi lan kimi? Senin aklın nerede oğlum? Ya abi bırak Allah'ını seversen ya. Her şeyi ayarladım baksana. Yakıt bağlantısı da tamam. Motoru çalıştırayım mı? Stop start düğmesi bile var. Hey yavrum hey. Metin Özdemir. Hadi bismillah. Lan. 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 Niye çalışmıyor lan bu? Abi bize bozuk motoru mu getirdiler tamir edelim diye ha? Getiriyorsun tezgahın üstüne bırakmış bir de. Ne kadar anlamsız bir hareket abi. Niye getirdiler bunu? Haydi. Oğlum bunlar hakikaten motoru çalmışlar. Uyanmayalım diye de buraya getirdiler. Allah kahretsin lan. Abi dur dur. Bunlar şifre koymuşlar motora. Bak ondan çalışmıyor bak. Ne diyorsun lan? Ondan çalışmıyormuş abi. Vallahi mi diyorum? Evet. Maç kaç kaç olursa olsun kolatınca sevinen ülkeler gibi olduk yemin ederim ya. Bu nasıl bir şeydir oğlum? Elin hırsızı buraya şifre koymuş, biz hala neyin sevincesindeyiz? Mete Gözdemir. O ülkelerle hiçbir farkımız yok yemin ederim ya. Neydi onlar? San Marino, efendim, Liechtenstein. Sen bir tane söyle. He? Oluya vermiyor kendini Metin ya. O zaman bunun şifresi ne ki? Detona lan bu. 000'dan mı başlayıp deneseydik abi ha? Bon çanta mı lan bu? Bize hacker lazım. Üç denemede motoru patlatırsak ne yapacağız? Bu mahallenin iplerinden Çağlar vardı. Eski manitasının MSN'sini patlatmış diyorlardı. Ona mı gitsek? Metin. Çok dikkatli olmamız lazım abisi. Biz güvenliği biraz aksatmışız. Bundan sonra her şey üçümüz arasında. Sen, ben, Feyza. Oğlum bildiğini izleniyor olabiliriz. Öyle ama. Ya bırak abi abartma gözünü seveyim. Bildiğin teyze bu ya. Ben bundan korkmam. Severim ben bunu. La illa kork diye söylemiyorum oğlum ya. Sütlüyenin arasından para çıkartan teyzeler var. Herkes göründüğü gibi değil. Onu söylüyorum. Ya o yine acem mi? Ya abi abartma gözünü seveyim ya. Mahalle burası bizim mahallemiz ya. Aynı mahallemizden çalmadılar mı oğlum bizim motorumuzu? Şu kafayı bir değiştir artık Metin ya. Bundan sonra bizim için herkes şüpheli. Lan işte bak aynı kadın. Ayşe teyze temizlik yapıyor işte bak. Temizlik yapar mıydı oğlum bu kadın? Yapmazdı. Tembel karnı tekiydi. Yok artık. La ondan demiyorum oğlum ya. Zekemmi'yi düşün mesela bakalım işte onun damadı. Nereye gidiyor şimdi bu? Hani bu da öterde işsizdi. Nereden geldi bu para? En iyisi sorma. Ben sorarım oğlum gibi yani. Ajan psikolojisi. Bundan sonra bizim herkese şüpheyle bakmamız lazım. Ya abi şüpheyle yaşanmaz gözünü seveyim ya. Lan işte bununla mesela kızın önlüsünü değiştirmişler. Artık eski okulunda ne yaptıysa fallik. Ya abi bir siktir git gözünü seveyim. İşim gücüm var benim ya hadi ya. İyiydi lan. Eczaneye mi? Kıza mı açılacaksın? Açılacağım. Kodum kafaya. Allah işe biraz getirsin kardeşim. Halden mal almaya gitmiyorum abi. İlanı aşk edeceğim. Gözünü seveyim. Neyse. Vira bismillah. O ne lan?
Bedir abi de işte yeni kiracı almış. Sanki biz bilmiyoruz ne dolaplar döndüğünü, orada ne dolaplar döndüğünü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aşağı kadın hayırdır sabah sabah kilim dövmeler falan. Lan bana, sen de gel buraya gel. Dükkanı önüne çek, kapat dükkanı. Hem iyiyim dersin, gel. Sen şimdi kıza ilanı aşk etmeye gidip götler müdür olmuş fıkrasını mı anlattın? Anladın mı kız? Abi ya, bak ağır konuşacağım şimdi. Konuş lan konuş, 250 gramlık konuş ha. Kızım ne yaptın sen ya? Yine tanımadığın birisi arıyor beni. Siz de para lazım dediniz. Allah razı olsun abisi de. O zaman ben bunu açmayayım. Ya abi atölyeye geri mi gitsek ya? Ha, motor orada bıraktık, içim hiç rahat değil ha. Hadi kal. Dursanıza bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Siz şimdi motoru çalınan yerde tutacağınıza hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir yere koysanız daha iyi olmaz mı? Hem başını beklemek zorunda kalmazsınız. Özdemir ailesi kalk! Uygulacığım marş! Öz! Aslanlara bak ya! Aslanlara bak ya! Abi ben ayda en fazla iki akşam ışık açıyorum. Misafirliğe geldiyseniz beni çok zor durumda bırakırsınız. Ne haber Oğuzhan? İyi. Gece niye geldiniz siz? Para falan mı lazım yoksa? Para lazım Oğuzhan. Biz para lazım olunca sana, akıl lazım olunca Şerif abiye gidiyoruz çünkü. Şey bu ayda biraz sıkışıyor. Yol ver mükelleflerine. Mükelleflerine yol ver. Haydi. Arkadaş adam evin elektriğini Facebook tuvaleti gibi yapmış ya. Durun düzelteyim ya. Hareketlere bak. Sen şunu bir al oğlum bakayım. Şimdi senin dolabın boştur. Çerez neyin falan bir şeyler al. Misafirliğe geldik hayvan. O parayı bana öylece verecek misin? Kalbimin en derinliklerinde bunu arzuladığımı inkar edem. Parayı alınca kötü biri olmayacağım. Ama gündüz kadar aydınlık ve korktum çocuğum. Denizler kadar hay. Hepiniz beni sevecek ve önümde diz çökeceksiniz. Allah'tan zor günler için sakladığım param var. Dörder tane yer miyiz leblebi? Ha? Ya da dur karışık yaptırayım. İki fıstık bir leblebi. Ha? Bir de kuru üzüm. Ama onu söz veremem. Bakacağız. Tamam mı? Ben geliyorum. Şişt adım. Kitle amana kodumun kapısını gelmesin bir daha mal. Ha? Gelsin derim de oradan. Ne olur ne olmaz. Hadi içeri geçelim. Ya işte rahmetli anasının odasında birkaç gün kalsın gerisi kolay. Oğuzhan'a durumu her türlü izah ederiz. Çeşme suyu ulan bu. Kısmen abi. Hesaplı olsun diye yarısı damacanadan yarısı çeşmeden. Ulan kolaya su katanı gördüm, süte su katanı gördüm de suya su katanı ilk defa görüyorum. Vay arkadaş ya. Değil mi Metin? Her neyse. Oğuzhan'ın abisi. Bize ev lazım. Tamam abi. Dur lan dur. Niye diye sormayacak mısın? Ya abi diyelim sordum. Üç kardeş gelmişsiniz bize ev lazım diyorsunuz. Ben hiçbir cevabı duymak istemiyorum şu an. Saçmalama lan otur dinle. Abi bak bir dakika benim bu evde internetim yok. Benim ahlaki limitim rüzgarda uçuşan etek. Ona da bakarken milli takımın durumunu düşünüyorum ki bir kaza olmasın. La saçmalama oğlum öyle bir şey değil lan. Nasıl bir şey değil ya? Neden bahsediyorsunuz siz? Ya evse ev tamam abi ya. Metin abi zaten sen isteyince veriyorum vermiyor muyum? Karıştırma oğlum onu. Ay bir dakika bir kere de ben bakayım dedim mi? Uzatma kes. Feyza sen dışarı çık abisi bizi bunu bir dövelim. Oğlum öyle bir şey değil diyorum lan anlayıp dinlemeden otur. Tamam abi soruyorum. Niye lazım ev? Ulan motor getirdik motor. Onu rahmetli annenin odasında tutacağız bir süre. Ya işte sormuyorum dedim ya. Dedim ya sormuyorum dedim. Ve sonunda motor şakası geldi. Şu bizim motoru bir rektifiyeden geçirsek. Bir bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu, nasıl çalışıyor. Ama işte anasını satayım. Odanın ortasında nasıl olacak ki? Görüyor musun? Ben açıyorum artık ha.
Alo. Evet, buyurun hanımefendi. Evet. Ha, gelemem. Yok yok, kapattık, kapattık. Kim? Kadının biri arıyor. Tıkalı diyor, pompa diyor. As. Yok be kardeşim, Allah Allah. Gerçekten iş için arıyor ya. Feyza sağ olsun. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi arkadaş. Bizim motorumuzu kim niye alsın, niye geri getirsin ya? Bu işte bir şey var. Alo, he? Yok dedim ya kardeşim. Ha, kim olursa, bak bana bak, ben oraya bir gelirsem sana bir tıpa yaparım. Yengeye selam söyle o halde, ha? Şimdi de kocası arıyor ha. Güvenlik önlemi şart. He? Kamera sistemi kursak, kapıya pencereye alarm taksak. Ama işte nasıl satayım, para lazım ya. Heh. Hazır laf paraya gelmişken, o zaman ben bu broşürleri dağıtmaya devam edeyim. Hem bak ne güzel arıyorlar. Ekstradan para, icadın ihtiyaçları. Hem siz para lazım dediniz mi? Demediniz mi? Dediniz mi? Demediniz mi? Dedik ulan dedik git. Ette mora 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 ne lan? Alo. Aa, kardeşim gelmiyorum dedim ya lan. Küfrettiğim adamın evine prensip meselesi olarak da gelmiyorum. Nasıl gelmiyorsun ulan terbiyesiz herif? Ver bakayım şunu. Kovuldun kim köpeksin sen? Git buradan. Allah. Alo. Beyefendi kusura bakmayın. Bu çırak hep aynı şeyi yapıyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Evet kusura bakmayın. Hemen bir saat içinde tamirata geliyoruz. Adres alayım. Efendim? Karaköy 2. Evet. Evet efendim. Geldik. Kız. Şu şarkıyı bir deneyelim bakayım bir daha nasıl bir şey o? Her şeyi abartın ya. Ya resmi daireye de şimdi bu kılıkla girilmez ki. Bir saniye yavrum. Bekliyorum. Geç Beto. O zaman ben de mekana göre şeklimi alayım. Arkadaşım doluyuz. Doluyuz ya. Kardeşim girdi şimdi içeri. Metin de o işte. Metin! Metin! Lan! Kardeşim o benim ya. Dostum doluyuz. Damsızlandırıyoruz. Hadi aç. Allah Allah. Şimdi müşterinin önünde seni gücendirmeyeyim diye bağırmıyorum. Sizin tuvaletler bozulmuş. Ona geldim ben. Dostum, içeri girmek için söylenen bunca yalandan sana girmiyorum artık. Hadi benim başıma iş açma. Hadi Zuhal abiciğim, hadi. Kulaç Bey buyurun. Hakan abi iyi akşamlar. Hakan Altun değil mi bu? O da adamsız. Abi gözünü seveyim sen. Ersin'ler bu. Ersin'ler de mi buraya geliyor? Anaka. Lan onun da mı yok? Senin bana garizin mi var arkadaşım? Ben niye giremiyorum içeriye? Herkes gidiyor. Ya benim sana yalan borcu mu var ya? Allah aşkına ya. Şimdi resme bak Allah aşkına ya. Bir insan bana böyle gelir mi ya? Ya ben Ersay Üner'in şarkısını niye dinleyeyim senin barında? Kız kardeşimin telefonuna indiririm kendi sesinden. Benim sana yalan borcum mu var arkadaş? Bakışlara bak ya. Üniversite terk bir sukuyu tesisatçıya. Yapılan muamele bu mu ya? Bak arkadaşım doluyuz almıyoruz. Uzatma hadi abiciğim. Ya senin amirin yok mu? Buradaki en yetkili kişi kim? Bak kardeşim buranın en yetkilisi benim. Ben de seni çok kötü üzerim. Hadi uzatma artık yürü hadi. Hadi abiciğim. Hadi işimiz gücümüz var yürü. Mesajımız görüldü. Öyle olsun. Öyle olsun. Tövbe estağfurullah. Ya öyle olsun. Arkadaşlar içeri tuvalet tıkanmış, götüne güvenmeyen girmesin. Ha illa gireceğim diyorsanız Yıldız Sörlü evi de var. Takın takla bak geldik şuraya. Sen beni niye almıyorsun ya? Ne güzel bir ortam var. Lan. Feyza, uyan kız. Abi ne oldu? Kardeş, 35C buradan mı geçiyor? Doluyuz arkadaşım. Ya al işte sana dam. Neyini beğenmedin? Şimdi niye giremiyoruz ben onu anlamadım. Bir dakika. Ne oluyor abi ya? Güzel bir şey. Doluyuz.
Ceza. Şu paçalarını düzelt, beni deli ettire. Sen de bana bak lan Kevin Costner. Hadi Metin'i aldın. Hadi hadi beni almadın. Sen kimsin lan benim bacımı dam yerine koymuyorsun? Ya arkadaşım bak, benim için sorun değil de. Şimdi kız kardeşim kafaya takıyor, sonra sabaha kadar ağlıyor. Bize delilik vermiyor biliyor musun? Ha? Girek lan. Ha? Girek lan. Bak kardeşim, seni şu an dövmememin tek nedeni ne biliyor musun? Bu yaşadıklarımızı mesleki bir insan olarak görmemdir. Mesajı aldın mı? Teyze, sen şu takım çantasını al geri git. Telefonunu da hazır et. Birazdan çok pis dayak yiyeceğim. Kolum kanadım kırılabilir, ambulansı ararsın. Bundan da hiç kimseye bahsetme çekil. Sen gel bakayım böyle lan. Düdük makarnası. Abi ne yapıyorsun lan öyle? Ya gelsenize içeriye. İçerisi kopuyor. Meto, bunlar senin ekipten mi oğlum? Ya Cano, birisi abim birisi bacım. Gelme çocukları. Gelin lan. Tamam kardeşim. Hadi yine iyiyim. Meto ne lan? Cano ne lan? Sen gel bakayım lan buraya. Geç. Utanmıyorsun değil mi? Abini orada bodyguardlarla bıraktın, baş başa geldin buraya. Tövbe. Gençler, boşalt burayı. Profesyoneller geldi, hadi abi. Siz kimsiniz be? Kaybol. Ne kadar sallarsan salla, gerisini anla. Kaybol. Ana, erkekler tuvaleti burası mıymış? Bu pis suvarlar niye böyle? Yoksa siz birbirinizi mi izliyorsunuz? E burada sabun varmış. O zaman siz niye hiç elinizi yıka... Bu niye geldi? Hani arabada duracaktı bu? İstekli mi lan bu? Ya abicim, normal hayatımızı devam edelim, normal yaşantımızı sürdürelim demedik mi? Şüphe çekmesin demedik mi ya? Dedik, dedik. Pislik dedik. Ya sen içeri epey bir gelmeyince ben de boş durmayayım dedim. İki kadeh attım abi. Allah'ını seversen bak, su damlatıyorum. Hadi şu işi bir bitirelim ya. Anam. Dördüncü lazım mı abi? Ne diyor lan? Abi dur. Aman abi. Sarhoş sarhoş abi, şey etmeyin ne olur ya, gözünü seveyim. Bak hele hala duruyor. Yürü git lan. Allah'a salarım abime, yürü git. Tamam sakin ya. Ya abi söylemeden edemeyeceğim ya. Şimdi ben içeriye girdim, tam olay yerine intikal ediyorum. Bir tane tanışla denk geldim. Tanışmayız dedim, Erasmus dedi. Fark etmez kızım dedim. Olaylar gelişti, bunun bir tane şişko ekresi var. O geldi. Dedik lan dedi bana Türkçe, ben de gittim. Türkçe. Erasmus erkek ismi değil mi lan? Bozuk lan bu içki. Hani güzelleştiriyordu içince. Lan yürü git. Ağzınla mı içiyorsun da gözünle göresin? Beyim sanki tatlı tuz sülalesinden ya. De git. Dur. Orada dur, kal. Vurdun mu alnının çatına? Aferin. Metin Allah aşkına giderim şuradan oğlum bak. Ekmek parası kazanırken katil oldular demezler oğlum arkamızdan. Bacımızı erkekler tuvaletine soktuk. Dedikodumuzu yapanlar. Ablacığım hayırdır, burası erkekler tuvaleti gördüğün gibi. Sensin abla be. Ayakkabılarımı değiştirip çıkacağım. Kadınlar tuvaleti tıklım tıklım. Ayaklarım davul gibi oldu. Hanımefendiciğim, bir kadının en çirkin hali ayakkabılarını giyerkenki halidir. Kusura bakmayın, balgam takıldı. Ama görüyorum ki siz bunu bile seromeni haline getirmişsiniz. Bilim üzerine koyarak ilerler derken bunu kastetmemiştim ama neyse. İşin yoksa gel. Arkadaş oluruz. Hanımefendiciğim, yengeciğim, bacım benim başım bağlı. Ama işte yarı bağlı. Böyle hani başörtüsünü takarsın, burada saçların görünür ya öyle. Yani bir nevi tülbent. Yürü git işine be. Olur. Tamam sakin ol, ben hallederim abicim. Evet tamam sakin. Bu muydu? Hemen yapıyorum. Evet, zaten kendisi çıkmış. Bak işte Şerif abi ya. Boğazımıza da kadın sabah sabah kahvaltı masasında. Ne sık kahvaltı masası lan bunun? Nerede domates, peynir cesedi varsa koymuşsunuz. Üstünü de örtmüşsünüz gazeteyle. Bir de polis çağırın tam olsun. Abi ben gayet memnunum. Moral bozmayın lütfen. Şerif abi hayırdır? Oğlum o barın sokağındaki direkleri benim değil miydi? He. E ne diye ilanlarımın üstüne ilan asmışsınız? Oğlum 6 aydır ben o bara girmeye çalışıyorum lan. Abi onun bizle bir alakası yok ki. Onlar Feyza'nın eşleri. Feyza'ya mı küfredeyim şimdi? Gençler, benim hayallerimle oynamayın bakın. Pislik oldum ben, pislik. Bokum ben, bok. Ulan boktan korksak tesisatçı mı olurduk lan? Mı diyeyim? Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? 87 yaşında adamsın. Ayıp oluyor ya.
Yakışıyor mu sana? Değil mi? Oğuzhan, istersen sen de bir şey söyle. Cismen yani kendini ortaya bir kat. Fizikman bir faydan olsun bari Toraman. Abicim benim elime kolay bir şey olursa Allah korusun. Bunlar benim ekmek teknem biliyorsunuz. Piyanist misin lan sen? Metin. Hı. Anlatsana lan. Nasıl içerisi kadınlar? Minilerini giymişler miydi? Kollarını asmışlar mıydı çantalarını? Dans ederken masaya bırakmışlar mıydı? Evet abi. Gösterip de vermeyenlerin çantasını boşaltacaktım ben. Kazan kazan hikayesi yani. Oğlum niye kaldırdınız lan o ilanları? 6 aydır ben bileği kuvvetli birini bekliyorum. O tuvaleti tıkasın diye lan. 6 aydır lan. 6 aydır lan. Çay. Topla lan şurayı. Bebeler yiyor ya. Tabii biz yiyoruz değil mi? Sen de gel bakayım ben aslanım sana bir şey diyeceğim. Oğlum bak bir daha ekmek kırıntısı görmeyeceksin. Pislik değilim ben. Yürü. Zeytinin çekirdeklerine emin lan. Üstünde çok kalıyor. Ne yapacağız abi? Siz daha icadı bile çalıştıramadık. Bir dünya işimiz var. Senin kafanın dinç olması lazım aslanım. Sen şimdi ciddi ciddi bu kızı asılacak mısın? Ha? Açılacak mısın yani? Açılacağım abi. O zaman halledelim şu işi. Önümüze bakalım. Dünyanın bize ihtiyacı var oğlum. Sen de kurtul işte ya. Ben şimdi bir şekilde Şükrü'yü dışarı çıkartayım. Sen de Eda'yı arkadaşına hallet. Ne diyeceksen de oğlum. Tamam abi. Yalnız Metin Özdemir. Bu defa ıskalamak yok. Tamam lan. Haydi. Dün gece o kızcağız sana ne güzel asıldıydı ya, ne güzel kızdı ya. Boş yere iffet yaptın. Al işte bak. Abi bir sus ya. Bir sus ya. Özlemişim. Yiğit Bey gel, gel içeri gel. Hoş geldin. Ali Bey iyi misiniz? İyiyim, sen nasılsın? Kusura bakmayın, ben rahatsız ettim sizi galiba ama. İstersen geç otur. Şey ya, bunlar işle ilgili, mühim değil. Ya benim de işle ilgili bir mühim telefon etmem lazım. Müsaadenizle. Müsaade senin. Sağ ol. Alo. Buyurun Yiğit Bey. Lan gerizekalılar, güvenlik kitini çıkartmadınız mı motorun? Acele gönderin dediniz de çıkaramadık. Ama şifre sıfırlandı. 4 tane 0. Hemen bulurlar yani. Allah kahretsin sizi. Ya böyle olmadı ya. Sizi ağlayamadık. Çay söyleyeyim, et ekmek yer misin? Yok tokum, sağ ol. Yatırımcınız da çok üzüldü olaya. Hani bir şeylere ihtiyacı var mı acaba diye sormamı istedi. Ne olayı? Hırsızlık mı? Ya boş ver orası çocuklarını sen ya. Yiğit Bey bak sen iyi bir insana benziyorsun. Ben adamı gözünden tanırım. Motor geri geldi. Nasıl geri geldi? Pış tıpış geri geldi. Sahibinden habersiz satılmış sadık bir köpek gibi geri geldi. Artık nasıl çalınabilir bir icat yaptıysa demek ki. Durumu nasıl peki? Çalışıyor mu? Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Komoda. Çalışır lan çalışır. Yalnız bak metinler geldiği zaman ben gideceğim. Ayıp olmaz değil mi? Ya ne ayıbı? Yalnız anlayamadım ben şimdi. Motoru çalıştırdınız mı hakikaten siz? Hala motor diyor ya. Geç lan. Yiğit Bey bu böyle olmayacak. Bak sen patronunla konuş. Biz Özdemir ailesi olarak artık ilgilenmiyoruz. Satmaktan vazgeçtik. Abi geldiler. Hadi. Hadi dışarı buyur lütfen. Pardon. Lütfen buyurun buyurun. Yiğit Bey. Metin Bey, Feyza Hanım. Feyza Hanım, tanışıyor musunuz sizi? Yok. Ya şey dosyadan, gıyaben tanıyorum. Gıyaben. Abi istiyorsan gidelim, nevale hazır. O dosyadaki nevale değil. Birkaç tane güzel teorim var. Artık geliyor onlardan bir tanesini. Seçmek kaldı gençler. Kusura bakmayın Yiğit Bey, biz gidiyoruz. Ya Ali Bey'e de onu söylüyordum. Neyi? Şimdi sakın yılmayın. Olur. Gerekirse sıfırdan başlayın. Tamam. Sorun ne kadar büyük olursa olsun genelde temeldedir problem. The Grand Zero. Grand Zero. Oyun değil mi lan o bilgisayar oyunu? Yahu şimdi beni de arayın bir şey olursa. Mutlaka arayın ama. O 4-0'lı numaram var mı sizde? Var var. 0-0-0-0. Onu kullanmıyorum normalde. Öbürünü kullanıyorum da yine bir arayın onu. Lan kullanmadığım numarayı niye arayayım? Manyak. Yahu tamam hadi. Ararım ben ararım. Ben 2 saatliğine bir yere kadar gideceğim, sonra ben yanınıza geleceğim, tamam mı? Bu makyaj ne lan? Sen panayere falan mı gidiyorsun abisi? Şey yok abi.
Şeyi duydunuz mu ya? Yeni iki tane James Bond filmi çekiliyormuş. Etti mi sana 4 tane 0? 0 0 0 0 7. Hadi. 4 0'lı James Bond. Bunu düşün. Ne diyor lan bu? Lan malları. Gerizekalılar. Bu kıyafet ne kız? Ha? Şey abi ya, iş yemeğine gitmiştim de ben oradan geldim. İş yemeği. Metin, sen de bir şey söyle onu dediğim abisi. Bak rakamlarla uğraşmaktan sıtkım sıyrıldı. Her şeyi denedim, aklıma hiçbir şey gelmiyor lan. Ya ne diyeyim abi, gözünü seveyim ya. Feyza denesin işte. Al işte. Hani sessizdi bu? Taşırlarken bir yeri gevşemiştir. Kız zilli, karıştırma, hallederiz onu. Devaleden az kaldı, ondan da bulursak. Gençler, bakın bana bir. Sulu nevale ile çalışıp hidrojenle oksijen çıkaran bir motorumuz var. Bir de arabaya takarsak var ya, savaşlar biter lan. Benzin, mazot hepsi tarihe karışır. Çevre kirlenmez, temizlenir. Gençler, biri çaldı motorumuzu, biri daha iyisini geri getirdi. Bizim bundan kelli bir düşmanımız var. Bir de dostumuz. Bu da böyle biline. Seyirciler hazır mıyız? Emreka!